fıtıklı hastalarda diskin, yani fıtıklaşmış diskin iyileşmesi için neler yapılması gerekiyor? Bel fıtıklı hastalarda fıtıklaşmış yapı, materyal aslında orada iki omur arasında bulunan disk yapımızın oradan taşaraktan dokulara veyahut da sinir yapımıza baskı yapması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Özellikle bu disk yapısının biraz içeriğini, nelerden oluştuğunu öğrenmeye veyahut da anlamaya çalışırsak, buna yönelik yapacağımız iyileştirici tedavilerimizin, egzersizlerimizin türü de değişecektir. Bu disk yapımız aynı bir yumurta gibi, ortasında sarısı ve çevresinde de beyazı olan bir yumurta gibi, bu da ortada nucleus pulposus dediğimiz bir çekirdek yapı. Bunun da kenarında ise annulus fibrosus dediğimiz bir onu sarmalayan bir yapı vardır. Bunların her ikisi de farklı kolajen liflerinden oluşmaktadır. Peki bu pratikte bize nasıl bir bilgi sunacaktır? Bu iki yapının da egzersizleri farklı olacaktır. Annulus fibrosus dediğimiz bir çevresindeki yapı özellikle germelerden hoşlanıp ve onun sayesinde iyileşip gereken sağlamlık gücüne sahip olurken nucleus pulposus dediğimiz ortasındaki yapı ise çekme ve baskı. Çekme ve baskı dediğimiz yani kompresyon de kompresyon dediğimiz şekilde yani baskılanıp baskının ortadan kaldırılmasından hoşlanan bir yapıdır. O zaman bizim bunları iyileştirirken de göz önünde bulundurmamız lazım. Bunların egzersizlerini hastaya tarif ederken bunların üzerinde de ayrı ayrı durmak gerekiyor.